Beşinci masala. Aylana taşkarısındaki noktadan ikide kesi uçu ötkezilgen. Kesi uçular aylana anı bana törtte noktada kesi biti yaptı. Bana bu noktada tutaştırılgen, vatarlara ötkezilgen. Bana bu burçay 25 gradus geteyim. Bana bu vatarlar arasındaki burçay 80 gradus geteyim. Kesi uçular arasındaki burçayını topayım. X'ini topayım. Masalanı çıkıp ötağımız. Bak, mana bu burçak içki çizilgen burçak. 25 gradus. O halde biz mana bu yoyunu topa alamız. Bu 25 gradus. 2 köp aytırı 25 gradus. Yani 50 gradus ke teyin. Buna 2 marta katta boladı. Yani mana bu yoy 50 gradus eken. Yani mana bu yoyunu topuşumuz mümkün. Bu mana bu burçak. Vatarlar orasındaki burçak. Ve mana bu yoydan faydalanıp biz mana bu yoyunu topuşumuz mümkün. Y'yle. Bunu Y koşu 50 gradus taksım 2, 80 gradus geteyim. Yani Y koşu 50 gradus taksım 2, teyim 80 gradus. Bu 2'yi köpaytırsak, Y teyim 160 gradus, 50'yi ayırırsak, teyim 110 gradus. Demek ki y 110 gradusu yoy eken. Yani x'ni topamız. X'ni topuş için y minus 50 taksim 2. X den y minus 50 taksim 2. Y 110 getirin. Minus 50 gradus taksim 2. 60 gradus buladı. 110'dan 50'yi neresek 60 gradus 2'ye bulasak 30 gradus buladı. Demek x burçak 30 gradusga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Aylana tashqarisidagi A nuqtadan urinma, AB urinma va kesuvchi o'tkazilgan. Hosil bo'lgan burchak orasidagi mana yoylarning bittasi 80 gradusga teng. Urunma ve kesuvchi arasındaki burçayını tapın. Yani x burçayını tapamız. Bundan taşkarı bizge mana bu yoy berilgen. 130 gradusga tenglik yerine berilgen. Demek bu 130 gradusga teng, bu 80 gradusga teng. X burçayını tapın. Yani kesuvchi ve urunma arasındaki burçayını tapın. Yani masalani eşik ötamız. Eğer bu 80 gradus olsa, bu 130 gradus olsa, tola aylana 360 gradusga teng. Demek biz mana bu Y yoyunu tapışımız mümkün. Yani Y koşu 130 gradus, koşu 80 gradus, teng 360 gradus ke. O 130 gradusunu oyun tamamen ötkiz adıgen bulsak, bir de 230 gradus kalardı. Bundan 80 gradusunu ötkiz adıgen bulsak, Y teng 80'ını ayıramız. 150 gradus buladı. Demek y 150 gradus eken. Şimdi y ve mana bu yoyunu bilamız, bu yoyunu ham bilamız, x'ni topishimiz mümkün. X'ni topish için mana kesuvchi ve urunma arasındaki burçayını topish için ham ikkita kesuvchi arasındaki formuladan faydalanamız. Yani bunda ham bu yoylar ayırmasını yarmaga teng buladı x. X teng y minus 80 taksim 2 teng y'ni yukarıda taptık 150 gradus 80 gradus taksim 2 150'ni 2'ye bölsek 75 gradus bunu 2'ye bölsek 40 gradus 75 minus 40 gradus 35 gradus olalı. Demek urunma ve kesuvchi arasındaki burçak 35 gradus eken. 7-chi masalaga o'tamiz. Aylana tashqarisidagi nuqtadan urunma ve kesuvchi o'tkazilgan. Urinish nuqtasidan mana bu kesishgan aylana bilan kesishgan nuqtani tutashtiramiz. Hosil bo'lgan mana bu burçak 40 gradusga teng ekani berilgan. Urunma, endi mana bu nuqtalarni ham tutashtirilgan.
Urunma ve mana bu vatar orasındaki burçayını topin. X. Urunma ve vatar orasındaki burçayını topamız. Urunma ve vatar orasındaki burçay şu burçak içindeki yoyunun yarımı bilan ölçenadi. Demek mana bu yoyunu topishimiz gerekken dostlar. X'ni topish uchun. Bu yoyunu qanday topsak bo'ladi? Mana 40 gradus berilgan. Bu aylanada ichki chizilgan burçak. Bu yoy ichki chizilgan burchakdan 2 marta katta bo'ladi. 40 gradus bo'lsa bu 80 gradus ekan demak bu. 40 gradus ko'paytiruv 2 80 gradus. Endi x burchagini topamiz. Urunma va vatar orasidagi burchak shu burchak ichidagi yoyni yarmi bilan o'lchanadi. Ya'ni 80 ni 2 ga bo'lamiz. X teng 80 ni 2 ga bo'lsak 40 gradus bo'ladi. Yoki bo'lmasa birdaniga mana bunday topishimiz ham mumkin. Urunma va vatar orasidagi burchak mana shu yoyga tiralgan ichki chizilgan burchakka teng. 40 gradus, mana x ham 40 gradus. Ya'ni har ikkala burchak teng bo'ladi bir-biriga. Xo'p, shunday qilib javob 40 gradus. 8-chi masala. Aylana tashqarisidagi nuqtadan ikkita urunma o'tkazilgan. Urunish nuqtalari aylananing ikkita yoyiga ajratilyapti. Bittasi 260 gradus, ikkinchisi 100 gradus. Urunmalar orasidagi burchakni toping. Masalani yechamiz. Bu burchak mana bu ikkita yoy ayirmasini yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni x teng ayirmasini yarmi 260 gradus minus 100 gradus taqsim 2. Teng 160 gradus taqsim 2. 80 gradus bo'ladi. Shunday qilib x burchak 80 graduslik burchak ekan. 9-chi masala. Aylana tashqarisidagi nuqtadan A nuqtadan ikkita kesuvchi o'tkazilgan. A, B va A, C kesuvchilar o'tkazilgan. Ular orasidagi burchak 20 gradusga teng. Bitta kesuvchi aylana markazidan o'tadi. Aylana markazi orqali o'tyapti. Bundan tashqari AD kesma OC kesmaga teng. Ya'ni OC kesma AD kesmaga teng. Mana bu ikkita kesma bir-biriga teng ekan. Mana kesishgan nuqtalari tutashtirilgan va x burchagini toping. Demak, mana vatar va mana bu kesuvchi orasidagi burchagini topamiz x ni. Xo'p, endi masalani yechishga o'tamiz. Xo'p, mana bu radius. Agar o nuqtani b bilan tutashtirsak, u ham radius bo'ladi. Agar mana buni tutashtirsak, u ham radius bo'ladi. Ha, kelinglar mana buni tutashtiraylik. AD OC ga teng, mana bu OC, mana bu kesma, bu kesmaga teng, ikkalasi ham radius. Bundan tashqari OC AD ga teng. Demak, mana bu yerda teng yoyli uchburchak hosil bo'lyapti. A, D, O teng yoyli uchburchak bo'ladi. Teng yoyli uchburchakni asosi asosidagi burchaklari teng bo'ladi. Bu 20 gradus bo'lsa, demak, mana bu burchak ham 20 gradus bo'ladi. Demak, mana markaziy burchak 20 gradus ekan. U holda mana bu yoy 20 gradus bo'ladi. Yoy ham 20 gradus bo'ladi. Mana bu yoyni topdik. Endi mana bu ikkita bu yoyni bilgan holda, bu burchakni bilgan holda biz mana bu yoyni topishimiz mumkin. BC yoyini topishimiz mumkin. Mana kelinglar uni y bilan belgilaylik. Y minus 20 taqsim 2 mana bu burchakka teng bo'ladi. Y minus 20 gradus taqsim 2 teng 20 gradus. Yana y yoydan mana bu yoyni ayirib 2 ga bo'lsak, mana A burchak kelib chiqadi. Demak, y minus 20 gradus taqsim 2 teng 20 gradus. Bundan biz y yoyini topamiz. 2 ga ko'paytirsak 40 gradus, 20 ni o'tkazsak y teng 60 gradus ekani kelib chiqadi. Shunday qilib y ni topdik. Bu 60 gradus ekan. Masalan, yana bitta shartdan foydalanamiz endi. Mana bu kesuvchi aylana markazi orqali o'tyapti. U holda aylana markazi orqali o'tsa
Mana bu yoy 180 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni bu kesuvchi ikkita teng yoyga, ikkita teng yoyga ajratyapti. 180 gradus, bu ham 180 gradus. Ha, yuqoridagi yoy 180 gradus ekanidan foydalanib biz mana bu DB yoyini topishimiz mumkin. Kelinglar DB yoyini Z bilan belgilaylik. Bu 20 gradus, bu 60 gradus, endi Z yoyini topamiz. Uchalasining yig'indisi 180 gradus. Ya'ni Z qo'shuv 20 gradus qo'shuv 60 gradus teng 180 gradus. Yana bir marta takrorlayman. 20 gradus qo'shuv Z qo'shuv 60 gradus 180 gradus bo'ladi. Yarim aylana. O bu yerdan Z ni topamiz. 20 ga 60 ni qo'shsak 80, o'ng tomonga o'tkizsak Z teng 100 gradus ekanini kelib chiqadi. Ha, endi biz X burchagini topishimiz mumkin. X bu ichki chizilgan burchak. Mana ichki chizilgan burchak. İçki çizilgan burchak o'zi tiralgan yoyini yarmi bilan o'lchanadi. Ya'ni yarmiga teng o'zi tiralgan yoyini. Bu burchak tiralgan yoy mana Z qo'shuv 20 gradus bo'ladi. Demak X teng Z qo'shuv 20 gradus taqsim 2. Bu ham teng. Z 100 gradus edi. 100 gradus qo'shuv 20 gradus taqsim 2 teng 120 gradus taqsim 2 60 gradus. Shunday qilib x burchak 60 gradusli burchak ekan.